Ekrem'in hazırlıkları içerisinde olduğu bir partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sıkıntı olursa o partiye geçecek ve o partiye geçtiği zaman çok güçlü geçecek. Yani CHP'den kopuş, Refah Partisi'nden kopan AKP'ye geçenler gibi olabilirdi. Fakat yerel yönetimler seçiminden ardından kurultayın vesairende işte bu getirdiği güçle Ekrem bunu geciktirdi. Ancak içinde kendisine yayına davet ettim ama şimdi değil dedi. Benim aldığım duyum İlhan Kesici'nin de içinde bulunduğu bir grup CHP'linin de olduğu bir merkez sağ parti kuruldu. Bu isimlerin Kılıçdaroğlu'na gidip efendim siz de bizimle birlikte olun Türkiye'nin sizin gibi bir lidere ihtiyacı var dediği her yerde konuşuluyor. Bu doğru mu değil mi bunu göreceğiz. Ama bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mücadele verildiği için ben buraya Kemal Kılıçdaroğlu gibi CHP Genel Başkanlığı yapmış birisinin dönüp de hadi ben de geliyorum falan diyeceğini zannetmiyorum. Ama bu arayışta var. Bunun altını çizmek istiyorum. Herkesin ağzında Meral Hanım da gitti. Bir merkez partiye ihtiyaç var. AKP'de de fevkalade sıkıntı var ve AKP'deki bu sıkıntıdan bize göz kırpanlar var. Ama bu CHP olmaz diyenler çok. İlhan Kesici'nin çevresinde de bunların olduğu ve Kılıçdaroğlu'na da gittikleri söyleniyor. Yani Kılıçdaroğlu'na her gidenin parti kurduğu, Kılıçdaroğlu'na her gidenin yeni bir parti önerdiği söylenmez. Ancak şu söylenebilir, Kılıçdaroğlu'na gidenlerin, parti içerisinde olup bitenleri söyledikleri ortada. Bir de tabii bu Alevi meselesinin dönüp dönüp gündeme gelmesi CHP'ye zarar veriyor. Kemal Bey ne kadar ben böyle bir şeyin konuşulmasından rahatsızlık duyuyorum dese de partide ezilen Ekrem ve Ekrem tarafından özellikle ezilen yok sayılan geniş bir Alevi kesim var. Bunlardan dolayı sıkıntı var. Merkez sağda yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Hala diyor Ayşen. Bence Türkiye'de hiçbir sağcı partiye ihtiyaç yok, CHP dahil. Sağcı partilerden bir kurtulsak, tamamından kurtulsak, işte ise Türkiye'de sosyal demokrasiden sosyalizme kadar başka bir yelpazede konuşabilsek çok daha iyi olur. Ama merkez sağ diye bir şey Türkiye'de yok zaten. Otokrat bir rejim var. Ekrem de o otokrat rejime aday. Ve o rejim neoliberal siyasetleri besleyen Mehmet Şimşek gibi müstemleke valileriyle birlikte hareket edilen bir seçim. Yani Ekrem, Mehmet Şimşek'le birlikte ben iktidara geldim, onun politikalarını sürdüreceğim, hatta onunla sürdüreceğim dese kimse itiraz etmez.